Arkadaşlar merhaba. Yakıt Cimrisi ekonomik Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bir fiyat analiz programıyla beraber tekrar karşınızdayız. Müzik arkadaşlar Kasım ayı fiyatların geçtiğimiz aydan itibaren durmaya başladı ve artık son noktaya geldi ay oldu. Yılbaşından beri çok hızlı bir şekilde artan fiyatlar, aylık 40 bin, 50 bin gibi artan fiyatlar geçtiğimiz Ekim ayından itibaren o artışlarını artık sona erdirdi ve bu aydan itibaren de firmalar kampanya yapmaya başladı arkadaşlar. Ve bu kampanyalar doğrultusunda da listemiz birazcık farklılık gösterdi geçtiğimiz aylara göre. Biz de size en uygun fiyatlı 10 aylar aracını yeniden düzenledik ve Kasım ayı itibariyle Ülkemizde satılan en uygun fiyatta 10 otomobili sizlere sunacağız. Lafı çok fazla uzatmadan hemen listemize geçiyorum. İlk sıramızda bir A sınıf araç var. Küçük ailelerin şehirde kullanabileceği, çift kişilik aileler ya da maksimum bir çocuk ailelerin kullanabileceği bir aracımız var. Listemizin birinci sırasındaki aracımız yeni Hyundai i10 Jump paket arkadaşlar. 1000 cc'lik motorumuz var. Benzinli motor. Otomatik vitesi ve 67 beygir gücünde. Fiyatımız da 720 bin TL arkadaşlar. Geçen ay bu aracın fiyatı 770 bin liraydı. Geçen aydan Hyundai bir kampanya yaptı yeni hem yeni Hyundai i10'da ve hem yeni Hyundai i20'de liste fiyatı üzerinden 50 bin liralık fiyat indirimine gitti arkadaşlar ve bunun neticesinde de Yeni Hyundai ION'un fiyatı 720.000 TL oldu. Bunun manuel vitesli versiyonu daha var ama otomatik vitesli daha çok tercih edilebilir. Hem satış noktasında elden çıkarken de size çok büyük rahatlık sağlayabilir diye biz otomatik vitesli olanı tercih ettik. Fiyat 720.000 TL, 50.000 lira fiyatı indirilmiş haliyle. İçinde ne var diye soracak olursanız da cam paketin hız sabitleyici var, yol bilgisayarı var. Ön kolçağı maalesef bulunmuyor aracımızda. Bluetooth telefon bağlantımız var. 8 inçlik büyük bir multimedya ekranımız var. USB üzerinden bağlantı yüzümüz var. Arka park sensörümüz var ama maalesef geri görüş kameramız bu araçta bulunmuyor arkadaşlar. Fiyatımızı tekrarlayacak olursam 720 bin lira. İkinci sıramızda yeni Hyundai i20 var arkadaşlar. Bu da aynı tıpkı Hyundai i10'da olduğu gibi 50 bin liralık bir fiyat dumpingine girdi geçen aya göre. Yeni Hyundai i20 cam paket. 1200 cc'lik bir motoru var. Benzinli manuel vitesi 84 beygir gücünde. Fiyatımızda 785 bin TL arkadaşlar. Hemen içinde ne var diye soracak olursanız da hız sabitleyici var. Yol bilgisayarı var. Maalesef bir ön kolçağı yok. Bluetooth telefon bağlantısı var. 8 inçlik büyük bir multimedya ekranı var. USB üzerinde bir bağlantı yüzümüz var. Hem arka park sensörümüz var hem de bir geri görüş kameramız var ki bu kadar düşük bir pakette yani en düşük pakette geri görüş kamerası olması gerçekten çok güzel. Fiyatımızda tekrarlayacak olsam 785 bin TL. Üçüncü sıramızda bu sefer 55 bin lira bir fiyat indirimiyle bizlere sunulan Seat Ibiza Evo Style aracımız mevcut arkadaşlar. Bin motor, benzinli, manuel vitesi 80, be 80 beygir gücünde ve fiyatımız 795 bin TL arkadaşlar. Bu aracımız Uzun bir sürede 850 bin TL'den satılıyordu. Listemizde de vardı ama bu ay 795 bin TL'ye gelmiş durumda. Hemen içinde ne var diye soracak olursanız da hız sabitleyici var, yol bilgisayarı var, ön kolçağı mevcut. Bluetooth'lu telefon bağlantımız var. 8.25 inçlik büyük bir multimedya ekranımız var. USB-C üzerinden ara bağlantı yüzümüz var. Arka park sensörümüz mevcut fakat maalesef bir geri görüş kamerası bu pakette bulunmuyor arkadaşlar. Fiyatı da tekrar edecek olursam 795.000 TL. Dördüncü sıraya geldiğimizde Citroen C3 fil paket var arkadaşlar. 1200 motor, benzinli, manuel vitesli 83 beygir gücünde ve fiyatımızda 813.000 TL. Geçen ay 810.000 TL idi. Geçen ayki fiyatla bu ayki fiyat arasında 3.000 liralık bir fiyat zammı olmuş arkadaşlar. Çok büyük bir zam değil. Geçmiş zamlara bakarsak 813.000 lira. Hemen içinde ne var diye soracak olursanız da hız sabitleyici var, yol bilgisayarı var, ön kolçağı araçta mevcut. Bluetooth telefon bansı var, 5, inç, 5 inçlik monokrom bir multimedya ekranı mevcut ama işimizi görüyor. USB araba bağlantımız var ama maalesef bir park sensörü ya da bir geri görüş kamerası aracımızda bulunmuyor arkadaşlar. Fiyatımızda tekrar önce olursak 813 bin TL. 5. sıraya geldiğimizde uzun süre listemizde liderliği kimseye bırakmayan Fiat Egea Urban paket var arkadaşlar. 1.4 benzinli manuel vitesli 95 beygir gücünde fiyatımızda 827.900 TL arkadaşlar. Geçen aya göre yaklaşık 20.000 liralık bir zam gelmiş. Hemen içinde ne var diye bakacak olursak hız sabitleyici var, yol bilgisayarı var, ön kolçağı var. Bluetooth telefon bağlantısı var, 7 inçlik güzel bir multimedya ekranımız var. USB araba yüzümüz var. Arka park sensörümüz var fakat maalesef bir geri görüş kamerası aracımızda bulunmuyor arkadaşlar. Fiyatı da tekrarlıca olsam 827.900 TL. Evet 6. sıraya geldiğimizde yeni Clio Equilibre paket bir motorluk aracımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz o da makyajlanmıştı. Bir motor benzinli manuel 65 beygir gücünde ve fiyatımız 852 bin TL arkadaşlar. Geçen aydan bu yana 25 bin liralık bir fiyat zammı gelmiş Renault Clio'ya, yeni Clio'ya. İçine ne var diye soracak olursanız da hız sabitleyici var, yol bilgisi var ama maalesef bir yön kolçağı yok. Bluetooth telefon bağımsı var, küçük bir ototayip var, tek sıra bir dijital displayden oluşan USB araba yüzümüz var ama maalesef bir geri görüş kamerası ya da bir park sensörü aracımızda bulunmuyor arkadaşlar. Fiyatı tekrarlayacak olursam 852 bin 500 lira. Yine aynı fiyatta geçen ay listemize girmiş olan Ford Fiesta Style Paket 1100 motorluk aracımız var. Benzin マニュアルをテストし 75 beygir gücünde fiyatımız da 852.500 lira. Aynı fiyat demiş. 500 lira bir fark varmış. <laughs> evet, içine ne var diye soracak olursanız da hız sabitleyici var, yol bilgisayarı var ama maalesef bir ön kolçağı yok. Bluetooth telefon bağlantımız var. 8 inçlik güzel bir multimedya ekranı var. USB araba yüzümüz var ama bir park sensörü ya da bir geri görüş kamerası aracımızda maalesef bulunmuyor arkadaşlar. Fiyatı tekrarlayacak olursak 852.500 lira. 8. sıramızda Dacia Duster Essential paket Bir motor turbo benzinli manuel vitesi 90 beygir gücünde ve fiyatımız 899.000 TL. Bu aracımızda güzel bir kampanyaya girdi. Ve bu kampanya girmesinin neticesinde de listemize dahil olmuş oldu. Daha önce Dacia Sandero Stepway Essential paket vardı. Ama bu ay listemize bir C SUV Dacia Duster Essential'ı fiyat uygunluğu dolayısıyla katmış olduk. Turbo benzinli olması da ayrıca daha güzel. Manuel atmosferik motorlara göre performansı bir tık daha iyi olacaktır arkadaşlar. İçine ne var diye soracak olursanız da cruise control yani hız sabitleyicimiz var. Yol bilgisayarımız var ama maalesef bir ön kolçak bulunmuyor. Bluetooth'lu telefon bağlantısı var. 3.5 inçlik küçük bir ototeybimiz var. En azından işimizi görüyor arkadaşlar. USB araba bağlantı yüzü var. Arka park sensörü bulunuyor ama maalesef bir geri görüş kamerası yok. Fiyatımıza olursam olsam 899.000 TL. 9. sıraya geldiğimizde Kia Stonic bizi karşılıyor arkadaşlar. Geçen ay listemize girmişti. Cool paket 1200 motor, benzinli, manuel vitesi 84 beygir gücünde ve fiyatımız da 905.000 TL arkadaşlar. Hemen içinde ne var diye bakacak olursak hız sabitleyici var, yol bilgisayarı var, ön kolçağı var, bluetooth telefon bağlantısı var, 8 inçlik güzel bir multimedya ekranımız var, USB araba var, ön ve arka park sensörümüz bulunuyor arkadaşlar. Bu çok güzel hem ön hem de arka park sensörü en düşük pakette gördüğünüz gibi geliyor ve Ayrıca geri görüş kameramız da aracımızda mevcut. Fiyatı tekrarcık olsam 905.000 TL. Ve son sıraya geldiğimizde listemize ilk defa bu ay dahil olan kampanya kapsamında tabi ilk defa dahil olan Seat Arona Style Paket aracımız mevcut arkadaşlar. Kendisi bir BSUV. Bir motor turbo benzinli manuel vitesi 95 beygir gücünde ve fiyatımızda 923.000 TL arkadaşlar. Hemen içinde ne var diye soracak olursanız da hız sabitleyici var, yol bilgisayarı var, ön kolçağı var, bluetooth telefon bağlantısı var, 8.25 inçlik güzel bir multimedya ekranımız var, USB-C araba bağlantı yüzümüz var, arka park sensörümüz var fakat maalesef bir geri görüş kamerası araçta bulunmuyor arkadaşlar. Fiyatı da tekrarlayacak olsam 923.000 TL. Evet gördüğünüz gibi fiyatlar geçtiğimiz aya göre çok aşırı bir zamlanma olmadı. Birkaç modelin dışında genelde fiyat indirim vardı arkadaşlar. Ve Kasım ayında bu şekilde tamamlamış olacağız. Bu listeye baktığımız zaman burada benim en çok dikkatimi çeken araç Seat Arona oldu. Tabi bayilerde var mı bulunuyor mu bilmiyorum ama 923.000 TL bu araç için oldukça dikkate değer bir rakam. keza Dacia Duster da aynı şekilde bir C SUV biraz daha geniş hacimli. O da 1.0 turbo benzinli motoru var. 90 beygir gücünde. Bu da bence çok dikkat çekici bir araç. Evet Kasım ayı fiyat listemizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki ay umarım çok daha düşük fiyatlarla sizleri karşılarız. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.